Herkese selamlar. Daenerys'in hikaye sonu incelemesinin ikinci videosu ile karşınızdayım. Aslında Dany'yi toplamda 3 videoda bitirmek istemiştim ama 2019'da hazırladığım diğer karakter hikaye incelemelerine geçmek istediğim için toplamda 2 videoda bitirmeye karar verdim. Sizin de genel olarak uzun videolar sevdiğinizi görünce sanırım sıkıntı olmayacaktır. İlk videoda Daenerys'in yaşayamadığı çocukluğunu ve ev olarak hatırladığı kırmızı kapılı evi geri isteyen masum bir kız iken nasıl bir kraliçeye dönüştüğünü ve bu kraliçenin yaşadıklarının üstündeki etkisi ve karakterinin yavaş yavaş sertleştiğini ama en önemlisi psikolojisindeki ufak işaretleri ve ağabey Viserys'in üzerindeki etkisine değinmiştik. İkinci videoda da Daenerys'in bedel konusuna bakışı, ödediği bedel ama en önemlisi bu bedeller ve yanlış seçimlerin etkisine karşı bakış açılarına değineceğiz ve tabii ki de çok daha fazlasına bahsedeceğiz. Her zamanki gibi 5 kitap boyunca bol bol alıntıda okuyacağız. Bedel ile başlıyoruz. Şimdi Daenerys demir taht yolunda ve bunun bedelini ödemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Oğlu ve kocası aslında bu bedellerden birkaç tanesiydi. Bilmese bile erkek kardeşi bile öyleydi. Şimdi taht oyuna girip kan akıtmadan ve bedel ödemekten kaçınmak mümkün değildir. Yalnız şöyle bir şey var ki taht savaşlarında sadece siz bedel ödemezsiniz. Masum insanlara da bedel ödetirsiniz. Bu genelde de halkın kendisi oluyor. Hali böyle olunca şahsen ben kendimi sorgulardım. Tüm bu bedele değer mi? Bilhassa başkalarına bedel ödeteceksen. Tabi burada bir yanlış anlaşma falan olmasın. Bu Dany karakterine karşı bir eleştiri değil. Sadece savaşın doğası ve ötesi konusunda benim yaptığım genel bir ahlaki sorgulama. Köleler diye düşündü Daenerys. Khal Drogo onların nehrin alt bölgesine köle koyundaki kasabalardan birine götürecekti. Ağlamak istiyordu ama güçlü olmak zorundaydı. Bu bir savaş. Savaşlar böyle olur. Bu demir taht için ödediğim bedel. Dönüp arkama bakarsam mahvolurum dedi Dany kendi kendine. Ama arkası nasıl bakmazdı? Bunun olacağını görmeliydim. O kadar kör müydüm yoksa gözlerimi kuvvetin bedenini görmemek için isteyerek mi kapattım? Planladığınız gibi devam edin. Toplayabildiğiniz kadar çok yiyecek toplayın. Dönüp arkama bakarsam kaybolurum. Kapıları kapatmalı ve bütün dövüşçüleri duvarların üstüne koymalıyız. Kimse içeri girmeyecek. Kimse dışarı çıkmayacak. Hiç tanışmadığı Hazeya isimli kızı düşündü. Çukurlarda birkaç insanın ölmesi, kapılarda binlerce insanın ölmesinden iyidir. Barışın bedeli bu. Bu bedeli rızamla ödüyorum. Dönüp arkama bakarsam kaybolurum. Tabii haliyle buradan dönüp arkama bakarsak kaybolurum cümlesine geçiyoruz. Aslında burada bu oldukça dikkatli değer bir şey bu. Dany 5 kitap boyunca sık sık dönüp arkama bakarsam kaybolurum tarzında cümleleri tekrar ediyor. Arya ve Jon gibi karakterlerin de kendince tekrar ettiği bazı cümleler var bu şekilde. Ve bana göre bu cümleler çok önemli. Bu tekrar cümlesi hakkında iki örnek daha verip devam edeceğiz. Dönüp arkama bakarsam karanlığın içinde kaybolurum. Yürümek bile canını yakıyordu. Uyumak istiyordu. Uyumak ve rüya görmemek. Bu tanrıların işi değildi dedi Dany sertçe. Dönüp arkama bakarsam karanlığın içinde kaybolurum. Beni kandırdın. İçindeki çocuğu öldürdün. Yürümeye devam et. Geriye bakarsam kaybolurum. Hayır dedim Mir Mazdur. Bu kendin kendine söylediğim bir yalandı. Bedeli biliyordum. Biliyor muydun? Geriye bakarsam kaybolurum. Dany bedel ödendi dedi. Martin'in düşmana sivri ucu saplı cümlesinin sık sık tekrar ettiğini biliyoruz. Hatta bu alıntının önemi olduğunu vurgu da yapmıştı. Buradan yola çıkarak genelleme yapmayı yanlış bulanlar olabilir tabii. Ama ben bu tarz tekrarların seri için bilhassa karakter üstünde önemli bir etki ve işaret olduğunu düşünmekteyim. Dönüp arkama bakarsam kaybolurum sözü. Dany'nin yaşadığı acıların ve çektiklerini geçmişte bırakma ve unutma arzusundan kaynaklı. Eğer arkasına bakar ise tüm o acı ve gözyaşı içerisinde boğulacak ve sonunda kaybolacak. En azından inandığı şey bu. Bundandır ki ne yaşamış olursa olsun yahut başkaları ne yaşatmış olursa olsun geçmişi arkada bırakıp sadece önüne odaklanıyor. Yaptığı bazı şeylerin sonucuna ve etkisine şu anda katlanabilecek durumda değil. Bu yüzden onları bastırmaya ve yoluna devam etmeye çalışıyor. Peki bunu yapamadığı an geldiğinde ne olacak? İşte bana göre asıl kırılma anlanan biri Dany için bu olacak. Buradan hâlâ Dany'nin psikolojisine geçeceğiz.
Her karakter gibi Deni'nin psikolojisi de kişiliği kadar önemli. Elbette ki zor bir hayat yaşayan bir karakterin her şeyden uzak, huzurlu ve rahat bir psikolojiye sahip olması beklenemez. Arya, Cersei, Catelyn ve Sansa gibi kadın karakterlerin yaşadığı olayların onları nasıl etkilediğini ve değiştirdiği ortada. Siz de görüyorsunuz, okuyorsunuz. Karanlık bir kişilik haline gelen, paranoid ve kalpsiz hale gelen veya şizofreni belirtileri gösteren karakterler görüyoruz. Hele bu karakterler deliliyle ünlü bir aileye ait olduğunda daha çok insanlığın ilgisini çekiyor ve acaba sorusunu sormasına sebep oluyor. Haliyle Deni'nin bunun için altyapısı var mı diye sorarsanız çok rahat bir şekilde evet cevabını verebilirim. Elbette Deni'nin babası gibi tamamen şizofren olacağını veya işte çılgın ateş içmeye çalışacak kadar aklını kaybedeceğini de zannetmiyorum. Ya da bir yanda kafayı sıyırıp 1 milyon insanı yakacağını falan düşünmüyorum. En azından öyle umut ediyorum. Bunlar biraz abartılı beklentiler gibi şu an için en azından. Öfke ve intikam bölümünde Deni'nin nasıl öfkelendiğini gördük. Bu ruh halinin sürekliliğini hayal edin. Ben böyle bir şey bekliyorum. Elbette ihanetleri yaşadıkça biraz da paranoyak olmasını bekliyorum. O da o kadar da normal aslında. Aslında bu delilik kavramı halk arasında karışık ve genelleme eğilimli bir şey. Modern çağda bilim deli kavramını kullanmaz. Ama deliliğe denk gelen hastalığında şizofreni gibi tedavi edilemeyen ama ilaçlarla kontrol altına tutulan kalıcı psikolojik rahatsızlık olduğunu itiraf edebilir. Şizofren kişiliklerin sağ solu yakmaya eğilim kişiler olduğunu söylemem gerekir ki Deni'nin babası bence kesinlikle şizofreni eğilimler gösteriyordu. Ama bakıyoruz misal Viserys böyle değildi. Bana göre Viserys tedavi edilmesi mümkün olan psikolojik bir rahatsızlık örneğidir ve günümüzdeki delilik kavramına karşılık değildir. Ama eski çağlarda her türlü psikolojik rahatsızlık işareti gösteren kişilere deli dendiği için belki o şekilde yorumlamak doğru olabilir. Bu yüzden Deni delirecek mi sorusuna evet ya da hayır cevabını ancak baktığımız çağa göre cevap verebileceğimi söyleyebilirim. Yani bugünkü manada bakarsak hayır bence delirmeyecek. Psikolojik bir rahatsızlık yaşayacak. Bu da uygunsuz eylemlere neden olacak diyebilirim. Ama orta çağdan bakarsak doğrudan evet derim. Maegor da şizofrenik değildi ama besbelli ki psikolojisi de çok sağlıklı değildi. Gelelim bunların altyapısına ve işaretlerine. Gene alıntılara başlıyoruz. O günden beri adeta birer göçebe gibi yaşıyorlardı. Braavos'tan Myr'e ve Myr'den Tyrosh'a, oradan Coar'a, ardından Volantis'e, Lyse. Hiçbir yerde uzun süre kalmalarına izin vermiyordu ağabeyi. İşgalcilerin, kiralık katillerinin hala peşlerinde olduğunu söylüyordu ama Deni hiç görmemişti bahsettiği bu adamları. Korkmanın nasıl bir şey olduğunu unuttum mu sanıyorsun? Beyaz sakal başını eğdi. Majesteleri, ben sizi gücendirmek istememiştim. Beni yalnızca yalanlar gücendirir, dürüst tavsiyeler değil dedi Deni. Adamı rahatlatmak için leke eline dokundu. Bende ejderha öfkesi var. Hepsi bu. Seni korkutmasına izin vermemelisin. Viserys büyük olasılıkla paranoya ile olmayan katiller gördü. Çünkü Robert'a göre suikastçı falan göndermemiş. Ama muhtemelen Viserys tek varis olduğu için işgalcinin onu öldürmek için adam gönderici fikrine saplanmıştı. Ve daha sonraki bölümlerden bu korkuyu Deni'ye aşıladığını ve çocukluğunu korku ile geçirdiğini görüyoruz. Muhtemelen bu korku gelecekte kendini göstermeye başlayabilir bilhassa ihanetlerden sonra. Alıntılara devam. Taşlansam da bir dilenciyim hala diye düşündü Deni. Dünyanın en görkemli dilencisi oldum ama dilenci dilencidir. Bu durumdan nefret ediyordu. Ağabeyi de nefret ediyor olmalıydı. Onca yıl işgalcinin bıçağından bir adım önde olabilmek için şehirden şehre kaçıp durduk. Hükümdarlardan, prenslerden, yargıçlardan yardım dilendik. Yiyeceğimizi yağcılık yaparak kazandık. Viserys onunla nasıl alay edildiğini biliyordu. O kadar öfkeli ve acımasız birine dönüşmesi şaşırtıcı değil. Sonunda aklını kaybetti. Bırakırsan bana da aynı şey olacak. Bir yanı insanlarını alıp Vaes Tolara'ya dönmeyi ve o ölü şehri canlandırmayı her şeyden fazla istiyordu. Hayır, bu yenilmek anlamına gelir. Ben Viserys'in asla sahip olmadığı bir şeye sahibim. Benim ejderhalarım var. Ejderhalar her şeyi değiştiriyor. Ağabeyim Pentos'u, Miri, Braavos'u hemen hemen bütün özgür şehirleri ziyaret etti.
Yargıçlar ve yüksek hakimler onunla şarap ve onu şaraplar ve vaatlerle beslediler. Ama ruhu açlıktan kırıldı. Bir adam hem bütün hayatı boyunca bir dilencinin kasesinden yemek yiyip hem de erkek kalamaz. Ben kartta o yemeğin tadına baktım ve bu yeterliydi. Pentos'a elimde bir kaseyle dönmeyeceğim. Bu iki alıntı çok değerli çünkü Viserys'i çılgına çeviren temel şeyin bir kısmını görüyoruz ve Dany ikinci kitapta aynı şeyin kendisine olacağından endişeleniyor ve ejderhaları olduğu için bunun asla olmayacağından emin. Onları kaybetmemesi gerektiğini biliyor çünkü ejderhalar doğuyor başlıklı bölümde anlattıklarımı hatırlayın. Ejderhalar güçtür ve Dany onlardan güç alır. Eğer var olmazlarsa gücü olmayacak. Bu nedenle ejderhaların varlığı Dany'nin psikolojisini mihenk taşıdır. Dayanabildiği güç onlar çünkü. Dany adamın sözlerinin tercüme edilmesini bekledi. Tacım satılık değil. Annelerinin tacını sattığında Viserys'in içindeki son neşe kırıntısı da gitmişti. Geriye sadece öfke kalmıştı. Bu alıntı bize bence Viserys'in Dany üzerindeki etkilerinden birini daha gösteriyor. Şimdi Kars şehrinde Dany'e 3 ejderhasını temsil eden güzel bir taç verdiler. Garip bir şekilde Dany Viserys'in kırılma anını temsil eden o taca benzer bir tepki geliştirmiş gibi. Elbette Dany'nin ileride tacını satmak zorunda kalacağı bir pozisyona düşeceğini zannetmiyorum. Ama tacı simgesel bir kayıp ilişkilendirirsek, yani tat oyunu kaybedip tacını yitirdiğini anlarsa o zaman ne olur? Bunu merakla bekliyoruz işte. Daenerys saçlarını arkaya itti. Bana şu korkakları bulun. Bulun ki Harpia'nın oğullarını ejderhaya uyandırmanın ne demek olduğunu öğreteyim. Şimdi daha önce benzer bir cümle zaten vermiştim, konu söylemiştim. Viserys'in etkisi 5. kitapta da aynen devam ediyor ve etkisini son bölümde de, yani son povda da görüyoruz. İşte inşallah oraya da geleceğiz tabii. Dikkat ederseniz Dany Viserys'i her kitapta onlarca kez hatırlıyor ve anıyor. O öldü ancak etkisi asla ortadan kalkmadı ve kalkacağı da benzemiyor. Buradan ihanet korkusuna geçiyoruz. Ölümsüzler evinden sonra Dany sürekli olarak ona kimin ihanet edeceğini merak ediyor. Zaman zaman en güvenli kişileri bile sorguluyor. Birkaç alıntı vereceğim ama bunların sayısı tabii ki vereceğim alıntılardan çok daha fazla. Kart'ın ölümsüzleri Dany'nin 3 kez ihanete uğrayacağını söylemişti. İhanetin ilki Miri Mazdur'du. İkincisi Sir Jorah Mormont'tu. Üçüncüsü Reznak mı olacaktı? Kel Kafa mı? Daero mu? Yoksa hiç şüphelenmediğim biri mi? Sir Baristan, Gris olacağın ya da Missandei. Amiral'ın karamsarlığı Dany'yi umutsuzluğa düşürdü. Umutsuzluk öyle büyüktü ki Dany bu kır saçlı Pentos'un ona ihanet edecek 3 hainden biri olup olmadığını merak etti. Hayır, o yalnızca yaşlı bir adam, evinden uzakta ve acı çekiyor. Fakat başarısız oldular. Onlara güvenmiyorum, asla güvenmeyeceğim. Doğruyu söylemek gerekirse Dany insana nasıl güveneceğini unutuyordum. Peki Dany'yi korkutan tek şey ne de sizce? Bunun beni korkutması mı gerekiyor? 14 yıl boyunca korku içine yaşadım lordum. Her sabah korkuyla uyandım ve her gece korkuyla uyudum. Lakin ateşin içinden çıktığım gün bütün korkularım küle dönüştü. Artık beni korkutan tek şey var. Seni korkutan şey nedir tatlı kraliçe? Ben sadece genç ve aptal bir kızım. Dany parmaklarının üzerine yükselip Zaro'nun yanağını öptü. Ama sana tek korkumu söyleyecek kadar aptal değilim. Adamların gemilerini inceleyecek sonra cevabımı duyacaksın. Bu korku nedir? Bu kitapta açıkça belirtilmemiş. Babası ve erkek kardeşi gibi delireceğinden mi korkuyor? En yakınlarına ona ihanet edip yalnız kalmaktan mı korkuyor? Dany'nin ağzına net ve öz bir cevap duymadık ama bence bu korku onun psikolojisinde ve dönüşümünde etkili olacaktır. Bana sorarsanız Dany'nin korkusu Viserys'in düştüğü duruma düşmek olabilir diye düşünüyorum. Yani bir nevi her şeyi yitirip eski yalvaran kral kraliçe durumuna düşmek ve sonunda bu durumun onu çıldırtması. Buradan Dany hayranlarını çok pek sevmediği bir konuya geleceğiz. Dany ve Daero aşkı. Benimle evlen ve sonsuza kadar bütün geceler bizim olsun. Yapabilseydim evlenirdim. Khal Drogo Dany'nin güneşi ve yıldızıydı ama o kadar uzun zamandır ölüydü ki Dany sevmeli mi, sevilmeli mi, nasıl bir şey olduğunu neredeyse unutmuştu. Daero hatırlamasına yardım etmişti. Ölüydüm ve o beni hayata döndürdü. Uyuyordum ve o beni uyandırdı. Benim cesur kumandanım. Buna rağmen Daero son zamanlarda fazlasıyla cüretkar olmuştu. Son saldırısından geri döndüğü gün Yunkai ile bir lordun kafasını Dany'nin ayaklarının dibine fırlatmış.
ve Dany'i bütün dünyanın görebilmesi için salonun ortasında öpmüştü. Barristan Selmy ikisini ayırmak zorunda kalmıştı. Sir Büyük Baba o kadar öfkelenmişti ki Dany kan döküleceğinden korkmuştu. Evlenemeyiz aşkım, sebebini biliyorsun. Şimdi Khal Drogo'nun ölümünden sonra Dany Dario'da aşkı buluyor. Selmy kendisine duyduğu aşk, hani Dario'ya duyduğu aşkın ölümcül ve zehirli olduğuna ve uzak durması gerektiğine inanıyor. Şahsen Dany'nin aşk ihanetinin Dario'dan gelmesi çok da muhtemeldir. Çünkü onu okuduğumuzda kehanette bahse geçen ihanetlinin Dany'ye ciddi zarar vermesi gerektiğini, onun üzerinde kaya düşmüş gibi bir etki sahibi olması gerektiğini, psikolojisinin ciddi anlamda zorlaması gerektiğini göreceksiniz. Bu yüzden zaten bu uyarılar veriliyor. Çünkü ancak böyle şeyler haber edilecek kadar önemli olabilir. Yani sonuçta yüzüne çarpan bir taş canını yakabilir ama kehanet ile önceden haber verilmesi gereken, önlem alman gereken bir şey değildir. Yani Dany'nin bakış açısından bir Jorah'ın bilgi satması veya Merry'nin ihaneti acı vericiydi ama Dany'yi mahveden bir şey değildi. Lakin Dairo kıza kelek atarsa Dany için çok sarsılır olacaktı. Zira aşık olduğu adamdan bahsediyoruz. Yine de elbette Martin bize ringa balıklarından birine önümüze atmış olabilir. Yani Dairo herkes için işte serseri bir paralı asker ve herkes ondan bir ihanet bekler. Ama en beklenmedik asıl ihanet gizli hançerdir. Bu da Martin'in tarzına daha uygun olduğu için bu olası ihanet meselesiyle ilgili başka bir kişiye yönelmemiz gerekebilir. Zaten bu konuda bir videoda yapmıştım. Tabii biz yine Dairo ile devam edelim. Çünkü tüm olasılıkları göz önünde bulundurmamız lazım. Ancak sen de aynı şey yaparsan. Dairo Dany'yi öptü. Adamın saçı kan, duman ve at kokuyordu. Ağzı sert ve sıcaktı. Dany adamın kollarında titredi. Bana ihanet edeni sen olacağını düşünmüştüm dedi ayrılıklarında. Biri kanda, biri altında, biri aşkta. Büyücüler böyle demişti. Düşündüm ki Esmer beni hiç düşünmedim. Ejderhalarım bile ona güveniyordu. Kumandanın omuzunu tuttu. Asla benim aleyhime dönmeyeceğine dair söz ver. Buna dayanamam. Söz ver. Asla aşkım. Gördüğünüz gibi ihanetine katlanamam diyor. Paralı asker olarak defalarca taraf değiştirme şansı bulan Dairo Dany ile kalmaya devam etti ve hatta Dany evlenmesine rağmen rehini olmaya kabul etti. Şimdilik bence ihanet etmesi için bir neden yok. Yine de sonraki kitaplarda bakacağız. Sonuçta rüzgar her an yön değiştirebiliyor. Diğer yandan burada Dany'nin bariz düşüncelerine de genelde pek güvenmediğini söylemek zorundayım. Aslında sadece ona değil bu kehanetlerle haşır neşir olan kimsenin yorumuna çok güvenmiyorum. Zor biraz yani. Elbette her daim yanlış yorumlanacak diye de bir şey yok. Ama onu yorumlayan karakterlerin kim olduğu da pek bir önemli. Cersei, Melisandre ve Dany karakterleri olaylara çoğu zaman çok da tarafsız yaklaşan kişiler değil maalesef. Bu yüzden onların kurduğu mantık çoğu kere yanlış olabiliyor. Mesela ejderhalara güvendi diye Esmer Bey'in ihanet edeceğini hiç düşünmemiş. Ama Dairo'nun karakterine bakıp ondan bir ihanet beklemiş. En güvenilen kişilerden ihanet beklemek gerekebilir misal. Neyse devam edelim. Dany sıradan bir kadın olsaydı bütün hayatını Dario'ya dokunarak, adamın yara izlerini okşayarak ve onun insanlarla karşılaşma hikayeni dinleyerek geçirebilirdi. İstese tacımdan vazgeçebilirdim diye düşündü ama istemedi ve asla istemeyecek. Dario Dany ile tek beden olduğunda onun kulağına aşk sözleri fısıldıyordu ama Dany Dario'nun aslında ejderha kraliçesine aşık olduğunu biliyordu. Tacımdan vazgeçersen beni istemez. Ayrıca taşlarını kaybeden krallar genelde başlarını da kaybederdi. Ve Dany durumu bir kraliçe için daha farklı olmayacağını düşünüyordu. Yani Dany Dario'yu o kadar çok seviyor ki her şeyden vazgeçmeye hazır görünüyor. İlk videosunda size demiştim değil mi? Bazı kişiler karakterlerin gelişimine ve macera girmesine engeldir diye. Bir koca, evlat ve kardeş hatta bir aşık. Dany güvenlik çemberine girdiği an o çember için tüm macerasından şu an vazgeçebilecek bir zihniyete sahip. Aşk vazifenin katili demiş Üstad Eamon değil mi? Bence öyle. Boş yatağında oturup ben ne yaptım diye düşündü Dany. Geri dönmesi için onca zaman bekledim ve onu yine uzaklara gönderdim. Beni bir canavara dönüştürecekti diye fısıldadı. Bir kasap kraliçeye. Ama sonra çok uzaklardaki Drogon'u ve çukurdaki ejderhaları düşündü. Benim ellerim de kanlı. Kalbim de öyle.
Dairo ve ben çok farklı değiliz. İkimiz de canavarız. Belki ileride gerçekten Dairo bunu yapar. Özellikle Dairo ve Euron kuramı doğruysa. Şimdi buradan ejderhanın üç başı var maddesine geçiyoruz. Kartta öğrendiklerinden sonra Deni ejderhanın üç başını aramaya başlıyor. Esmer ben gittikten sonra Deni minderlerin üstüne uzandı. Eğer yetişkin olsaydın dedi Dragon'a. Şu duvarların üzerinde uçar ve harpiyayı eritip curufa çevirirdim. Ama ejderhaların bilinecek kadar büyümesine yıllar vardı. Ve büyüdüklerinde onları kim sürecek? Ejderhanın üç başı var ama benim sadece bir. Dairo'yu düşündü. Eğer bir kadını gözleriyle tecavüz edebilecek bir adam varsa Dairo'yu sevebilir miyim? Eğer onu yatağıma alırsam bu ne anlama gelir? Onu ejderhanın başlarından biri yapar mı? Sir Jorah öfkelenir de Dany bunu biliyordu ama Dany'ye iki koca almasını söyleyen oydu. Belki de ikisi birden evlenip bu işi bitirmeliyim. Ejderhanın üç başı var. Dünyada güvenebileceğim iki erkek var. Tabii onları bulabilirsem. O zaman yalnız olmayacağım. Dünyaya karşı üç kişi olacağız. Aegon ve kız kardeşleri gibi. Doğrusu Dany bu üç baş meselesini nasıl bir şekilde düşünebilir pek emin değilim. Çünkü bulması gereken iki ejderha var ve kendisi onun bilgisine göre tek ejderha kanı ama ejderha kanı taşımayan kişiler arıyor. Gerçi Jorah'ın kendine iki koca alt sözünden yöne çıkıyor gibi gözüküyor. Sonuç olarak Dany her insan gibi kendisinin güvenebileceği birilerini arıyor. Sanırım bu güvenme arzusu ve arayışı onun başına sıkıntı olabilir. Elbette bildiğimiz gerçekten de iki tane ejderha var. Jon ve Aegon. Aegon'un özünde Targaryen olmaması çok da önemli değil eğer bu kuram doğruysa. Yani yüksek ihtimal ejderha kanı taşıyor tipinden zaten belli. Ama Dany bu ikisine güvenebilir mi? O ikisi Dany'ye güvenebilir mi? Bunu da işte ilerleyen kitaplarda göreceğiz. Buradan Dany'nin kölelik karşıtı politikası ve yönetme becerisine geçeceğiz. Şimdi Üstad Aemon birçok iyi adamın kötü krallar olduğunu ve bazı kötü adamların da iyi krallar olduğunu söylerdi. Dany hangisi sizce? İyi insan ama kötü kraliçe, kötü insan ama iyi kraliçe ya da iyi insan ve iyi kraliçe. Sanırım Dany ile ilgili genel olarak yaptığım eleştiri konusu da bu yönetmesi ve köle karşıtı politikası. Yani köleliğe karşı olması değil de uyguladığı politikalar. Şimdi elbette ki Dany yönetmek için doğmadı ya da yetiştirilmedi. Viserys onun kendi kraliçesi olacağını düşünerek büyümesini bekledi. Ancak sonra onu kılıç için Drogo ile evlendirdi. Şimdi imkanlara bakılırsa iki kardeşin kendilerine hak veren bir eğitim almaları mümkün değil. Westeros'ta mirasçılar yönetilmek üzere yetiştirilirken küçük kardeşler kardeşlerini takip etmek ve emirlerini yerine getirmek üzere yetiştirilirler. İşte mesela Brandon'la Ned Stark gibi. Şimdi mirasçıların eğitimine özel önem verilir. Ancak iki Targaryen kardeş sürgündeyken bu fırsattan tamamen yoksundu. Doğal olarak eğitimsizlik ve tecrübe eksikliğinden muzdarip oldular. Sonuç olarak Astor Boron'un fethinden sonra Dany'nin yönetme yeteneğindeki eksiklikler kendini göstermeye başladı ama özellikle bunu Miren'de görüyoruz. Aslında Dany doğal bir yönetme yeteneğine sahip. Kızda bir liderlik karizması var. Martin onun liderliğini vesaire Nymeria'ya benzetmişti. Nymeria da doğrudan savaşmazdı ama orduları liderlik ederdi. Ve daha önceki videoda da söylediğim gibi Dany vicdanını, kalbini ve merhametini doğru ile yanlış ayırt etmek için kullanıyor. Yanlışı görüyor ve gerçekte doğru olanı yapmaya çalışıyor. Sevecen, duyarlı ve herkese yardım etmeye çalışıyor. İşlenmemiş bir cerrah olarak duruyor ve Miren Dany'nin yönetmeyi öğrenmesi için bir denem alan olarak hizmet ediyor ki bunu zaten kendisi de söyledi. Burada kraliçe olmayı öğrenecekti. Sorun şu ki yanındaki insanlar yani danışmanları da nasıl yönetileceğini bilmeyen insanlar ve bu nedenle Dany'nin kendi kendine öğrenmesi gerekiyor. Bu ciddi bir problem çünkü ne kadar cevheriniz olursa olsun onu parlatacak bir eğitimden geçmeden tam kapasitenizi kullanmanız çok zor. Dany bir şeyler öğrenene kadar baya baya harabeler yaratıyor. Buna karşın iyi bir insanın kişiyi iyi kral bir kraliçe yapmayacağı da ortada. Evet Dany de cevher görüyorum ama bana kalırsa Dany'nin sorunsuz, problemsiz bir kralı başarılı yönetmesi daha olası. Yani kaos içindeki
zorlukların olduğu krallıklarla baş edebileceğini şu aşamada düşünmüyorum ki şu ana kadar olanlar zaten bize bunu gösterdi. Yani Deni'ye barış içinde sorunsuz bir krallık vereceksiniz ya da onu ejderhaların başına koyup fethi yapmaya göndereceksiniz. Peki benim Ponçim neden böyle, benim Ponçim için niye böyle düşünüyorum? Yani dediğim gibi eğitim almadı ve tecrübe eksikliği var. Bu yüzden hata yapması çok olası bir durum. Öğrenince bu hatalar düzeltilebilir. Ama Deni'de yanlış olarak gördüğüm bir şeyler var. Miren'in sahnelerini okurken Deni sadece kölelere yönelik bir özgür bakış açısı geliştiriyor. Şimdi Miren halkını sevmiyor. Bu onlardan hoşlanmıyor. Hatta nefret ediyor. Bir zamanlar köle efendisi diye ve hala köleliği geri istiyorlar ve ona karşı komple yapıyor diye tükaka görüyor ve genelleme yaparak hepsini kötü insan olarak algılıyor. Şimdi yönetmek istiyorsa herkesi eşit görmeli ve onları ayırt etmemelidir. Ayırt etmemesi lazım. Şimdi onların kültürünü bilmeli, öğrenmeli ve ona göre hareket etmeli. Mesela Aegon zamanında böyle yapmıştı. Herkesi kapsayıcı değilse nasıl yönetecek? Halkının yarısını sevip diğer yarısına nefret etmek, nefret ettiğin, aşağıladığın bir halka hükmetme aday olmak, bu sizce mantıklı bir şey mi? Sonra da seni sevmiyorlar ve sana komplo kurup seni işgalci görüyorlar diye sinirlenmek ve karşıt başka bir bakış açısı geliştirmek. Şimdi neresinden tutarsan tutun elde kalan bir mantık bu. Şimdi ön yargı ve genellemeler ırkçılık gibi hastalıklı bir bakış açısına giden yoldur ve bu yolun sonu katliamdır, soykırımdır ve ötesidir. Tabii ben bunu Deni için söylemiyorum, genel olarak konuşuyorum. Deni bu bakış açısından vazgeçmediği sürece asla iyi bir kraliçe olma yolunda ilerleyemez. Çünkü yönettiği halkı anlamakta mahrum olacaktır. İhtiyaçlarını anlamadıktan sonra, nasıl düşündüklerini, ne hissettiğini anlamadıktan sonra nasıl onlara karşılık verebilir ki düzgün bir şekilde? Kalp kalbe karşılık verir. Kimse kendisine nefret eden birini sevemez. Sonuç olarak Deni şimdiye kadar hüküm sürmekte başarısız oldu. Essos projesi tam bir felaket. Zaten Martin aynı şeyi söylüyor. Deni'nin Essos macerasını Bush'un Irak'taki askeri felaketine benzetiyordu. Bunun için doğrudan Martin'in söylediklerini aktaracağım. Üç ejderhanın kendisine sunduğu muazzam askeri üstünlüğü kullanan Daenerys Targaryen, dünyanın kültürünün ve ahlakının ve insanların tamamen ona yabancı olduğu bir bölgeyi ele geçirdi ve bir kez daha fethettiğinde bu toprakları yönetmekte zorluk çekiyor. Bu bana George W. Bush'un yaptığı şeyi hatırlatıyor ve bazılarının George'un Irak Savaşı hakkında yorum yapıyor diyebileceği aklıma geldi. Ama yemin ederim Deni'nin olayını Bush'un Irak Savaşı'nı planlamadan çok önce planladım. Ama her iki askerin macerana aynı sonuca verebileceğini düşünüyorum. Ama bu bir alegori değil. Şimdi Westeros'un Deni'ye tepkisi ve Deni'nin Westeros'a tepkisine geldik. Şimdi Daenerys 6. kitap sonunda Westeros'a dönecek. Ya da 7. kitabın hemen başına dönmüş olacak. Şimdi Deni batıya gittiğinde halk onu nasıl karşılayacak? Aerys'in kızı geri döndü mü diyecekler? Yani mutlu mu olacaklar? Yoksa onu istilacı olarak mı görecekler? Muhtemelen her iki bakış açısına sahip kişiler olacaktır. Çünkü Robert'a göre krallıkta hala Targaryen taraftarları var. Ve Arya Horonal'a götürülürken Targaryenların hüküm sürdüğü dönemleri iyi şekilde yad eden insanlar olduğunu gördük. Elbette halk arasındaki daha olası bir bakış açısı bir başka taht adayı daha ortaya çıktı. Savaştan bıktık düşüncesinin daha baskın olmasıdır. Çünkü savaştan çok yoruldular ve en çok acıyı bu halk çekti. Yani herhalde şu kitaplarda halkını savaşa götürmeden önce 10 kere düşünüp adam akıllı olan biteni tartan tek kişi Doran Martell. Adam boş yere halkın ölmesini istemiyor ve gece gündüz güvenliklerini düşünüyor. Adamsın Doran, seviliyorsun. Bu krallığı sen gibi daha çok kişi lazım diyorum. Bu iyi bir tavsiyeydi. Evet, bunu yapın. Batı diyar, ev. Ama Deni buradan ayrılırsa Deni'nin şehrine ne olacaktı? Miren hiçbir zaman senin şehrin değildi diye fısıldadı Viserys'in sesi. Senin şehirlerin denizin karşısında, yedi krallıkta. Düşmanların seni orada bekliyor. Sen onlara kan ve ateş ikram etmek için doğdun. Viserys'in sesi, bu onun etkisi demek. Daha önce de söyledim, etkisini görmeye devam edeceğiz diye. Görünüşe göre Deni bu alıntıdan sonra batıda ciddi bir yıkım yapacak altyapıya sahip gözüküyor.
hani masum insanın isteyerek yapmaktan falan bahsetmiyorum. Onun hala bunu yapacağını şu aşamada düşünmüyorum. Yani düşman belli kimler varsa onlara kan ve ateş ikram edecek. Ve dininin işgalci köpekleri dediği birçok hanemiz var. Yani birçok demeyeyim, birkaç hanemiz var. En başta da bunlar Starklar ve Lannister'lar. Şimdi siz yapabilir misiniz diye sordu Yeşil Fazilet. Biri kral tanrı değildir. Ama yine de güçlü bir adamın yapabileceği pek çok şey vardır. İnsanlarım size baktığında bizi öldürmek ve çocuklarımızı köleleştirmek için denizin karşısından gelmiş bir fatih görüyorlar. Bir kral bu durumu değiştirebilir. Safgis çarkanı taşıyan bir kral şeyi de yeniden huzur tesis edebilir. Aksi halde korkarım ki hakimiyetiniz tıpkı başkaladığı gibi kan ve ateşle son bulacak. Dany, Miren'de bile hali hazırda bir işgalci, çocukları köleleştirmeye gelmiş ve onları öldürme üzere burada olan bir kişi olarak görülüyor. Yani Dany açısından okuyunca bilhassa bir Dany hayranı olarak onlar köle efendisi ve kölelik düzeni tekrar geri getirmek için çabalayan kötü pis adamlar gibi algılanıyor. Ama onların bakış açısından, yani Miren halkı açısından baktığımızda durum çok başka çıkıyor. Dany onlar için kötü adam. Onları köle yapmak isteyen, onları öldürmek isteyen biri. Topraklarını ele geçirmiş biri. Şimdi kimse toprağını ele geçirmiş birine zaten kurtarıcı gözüyle bakmaz. Bunu beklemek çok saçma. İşte Dany'nin bu bakış açısını değiştirmesi için ilk önce kendi bakış açısını değiştirip hareket etmesi gerekiyordu. Ya bir tane adamla evlenerek bu iş çözülmüyor maalesef. Paralı askerler işe yarar diye kabul etti Sir Jorah. Ama babanızın tahtını özgür şehirlerin süprüntüleriyle geri alamazsınız. Parçalanmış bir diyarı topraklarını işgal eden bir ordudan daha hızlı bir araya getirecek bir şey yoktur. Ben onların gerçek kraliçesiyim diye itiraz etti Dany. Siz ortak dili bile konuşamayan adamlardan oluşan bir orduyla onların topraklarına çıkmak isteyen bir yabancısınız sadece. Batı diyar lordları sizi tanımıyor. Sizden korkmaları, size güvenmemeleri için her türlü sebepleri var. Denize açılmadan önce onları kazanmalısınız. En azından bir bölümünü. Lakin şu ana kadar Dany'nin onları kazanmak adına bir eleme geçtiğini görmedik. Miren'de bu durum zaten çok mümkün gözükmüyordu. Ama yine de yola çıkarken ya da çıkmadan önce bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu nasıl mümkün hala çok emin değilim. Çünkü orayla doğrudan bir bağlantısı yok. Varys ve Ekürüs'ünün de Dany lehine değil Aegon lehine pohpolama yaptığı aşikar zaten. Sanırım Jorah'ın sözleri Dany'ye neyi beklediğini ortaya koyan bir şey. Zaten Aegon batıya geldi ve kendisinin varis olduğunu iddia etti. Açıktır ki ne Lordlar ne de diyarın halkı yeni tahtın adaylarına hoş bir tepki vermeyecek genel olarak. Tam tersini verecek de işler de var. Zaten ejderhaların dansı ikinde gerçekleşeceğini biliyoruz. Yani ejderhalar bile kendi aralarında anlaşamayacak belli ki. Ejderha Aegon batı diyarda karaya çıktığında vadinin, kayanın ve menzilin kralları ona bir taç vermek için koşuşturmadı. Eğer demir tahta oturmaya niyetliyseniz o tahta Aegon'un yaptığı bir kazanmalısınız. Çelikle ve ejderha ateşiyle. Ve iş bitmeden önce ellerinize kan olacağı anlamına gelir bu. Ateş ve kan diye düşündü Dany. Targaryen hanedanının sözleri. Bu sözleri doğduğundan beri biliyordu. Düşmanlarımın kanını memnuniyetle dökerim. Masumun kanı farklı bir mesele. Bana 8000 nekilsiz öneriyorlar. 8000 ölü bebek. 8000 boğulmuş köpek. Dany'nin uyarıldığı ihanetlerin de ben aslında buraya geldikten sonra meydana geleceğini düşünüyorum. Yani tüm o üçlüm olaylar Westeros'ta olacak gibi. Dany Essos'ta iken efendinin tavrını es geçersek eğer çevresindeki azatlı köleler tarafından neredeyse tapınılacak hale geldi. Çünkü köleler onu bir çeşit kurtarıcı gibi görmeye başladı. Anne falan diyorlar. Bizim sihirbaz üstad da onun yanına gidiyor ama ilk önce Mokora ona ulaşacak gibi gözüküyor. Kırmızı rahip kızın Azak Ohai olduğuna ikna olmuş. Marvin de kehaneti onayladığında Dany'nin kendini gerçekten de bir çeşit kurtarıcı pozisyonu görmeye başlamasını olası görüyorum. Ama Westeros'ta azat edilecek köleler olmadığı gibi kimse onu kollarını açmış beklemiyor. Belki Marteler haricinde. Alışık olduğu tüm o şeyleri Westeros'u göremediğinde ne olacak? Tepkisi neler olacak? Bunları ancak işte kitaplar yazılırsa ve o zamana kadar biz ölmezsek göreceğiz inşallah. Dany'nin işgal ve fetihlerine geçelim şimdi. Astapor Dany'nin fethettiği ilk yer. Bu zafer duygusu ilk başta çok tatlıydı. Çünkü Dany hem ordusunu ele geçirmiş, yani yeni bir ordu güç elde etmiş, hem de köleliği istediği gibi isyan etmiş ve en azından geçici de olsa
Astapor'da ortadan kaldırmıştı. Yani Deniz sonra kitaplara dönüp baktığında yarattığın şeyi terör olduğunu kabul ediyor. Çünkü sonradan Astapor'da olanlar hiç hoş şeyler değildi. Lekesizler. Deniz üzerleri askerlerinin önünde dört nala koştu. Gümüşü altın saç örgüsü arkasına uçuyordu. Çanı her adımda çınlıyordu. İyi ustaları öldürün. Askerleri öldürün. Tokar giyen ve bir kamçısı olan her adamı öldürün. Ama 12 yaşın altındaki hiçbir çocuğa zarar vermeyin. Ve gördüğünüz her kölenin zincirini kırın. Harpiyanın parmaklarını havaya kaldırdı ve sonra kamçıyı kenara fırlattı. Özgürlük diye bağırdı Deni. Drakkaris, Drakkaris, Drakkaris diye geri bağırdılar. Deni'nin duyduğu en güzel kelimeydi bu. Drakkaris, Drakkaris. Ve etraftaki bütün köle tacileri kaçtı. Ağladı, yalvardı ve öldüler. Tozlu hava mızrakla ve kanla doldu. İşte bundan sonra da öz eleştiri başlıyor. Miren ve Astapor'da olanlar ben yaptım olduğum mantığı ile ilk aşama hiçbir şeyin başarılamayacağını, her şeyin bir yolu yordamı olduğunu, zorla tepeden inme bir yumrukla yaparak yapmaya çalışırsanız yani iyi niyetli olsanız bile her şeyi mahvedebileceğinizi gösteriyor. Evet, Deni köleliği yok etmek istedi ama bundan daha kötü şeyler de sebep oldu istemediği halde. Köleler ve özgür insanlar da aynı şekilde acı çekti, hastalıktan kırıldı. Esos savaşa gitti ve özetle kan ve ateşle yıkanmaya başladı. Deni iyi bir şeyler yapmak istiyordu ve amaç çok insancıl ve bir vicdan sahibi her insan tarafından desteklenecek bir şeydi. Ama buna rağmen ne elde ettik? Sadece ölüm. Üstelik köleni de kaldıramadı ve bu düzen aynen devam etti. Eski köleler bile eski efendilerden yeni köleler yarattı. Astapor ve hatta eski Miren Efendi de bile köle oldu. Bütün zaferlerim ellerimde cürufa dönüşüyor diye düşündü. Ne yaparsam yapayım, neticede bütün yarattığım ölüm ve dehşet. Astapor'un başına gelenlerle ilgili havadis caddeleri düştüğünde ki mutlaka düşecekti. Yeni özgür kalmış on binlerce Mirenli şehirde kaldıkları takdirde karşılaşabilecekleri şehirlerin korkusuyla Deni batıya doğru çola çıktığında onu takip etmeyi tercih edecekti. Ancak onları yolda bekleyen şeyler de en az o kadar korkutucu olabilirdi. Zavallı bir umuttu bu. Çivit yıldızının kaptanı bir kartlıydı. Yani Deni Astapor'u sorduğunda adam bol bol ağladı. Şehir kanıyor. Ölü adamlar caddelerde yürüyor. Her piramit silahlı bir kamp. Pazarlarda ne yiyecek var ne de köle ve o zavallı çocuklar. Kral Satır'ın eşkıyaları Astapor'da götürüp bütün soylu çocukları yakaladı. Satılacak yeni lekesizler yaratmak için. Eğitimleri yıllar sürecek gerçi. Deni'yi en çok şaşırtan şey hiç şaşırmamış olmasıydı. Bir zamanlar korumaya çalıştığı Lazarlı kız Eroha'yı ve onun başına gelenleri hatırlarken buldu kendini. Yola çıktığımda Miren'de de aynı şey olacak. Dövüş çukurlarından gelen, öldürmek üzere büyütülmüş ve eğitilmiş olan köleler şimdiden asi ve kavgacı tavırlar sergiliyordu. Şehrin artık onlara ait olduğunu düşünüyormuş gibi görünüyorlardı. Şehirdeki her adamın ve her kadının da öyle. Bu kölelerden ikisi Deni'nin astığı 8 kişinin arasındaydı. Yapabileceğim bir şey yok dedi Deni kendi kendine. Benden ne istiyorsunuz kaptan? Deni Yunkai ordusunu arazide yenildikten sonra sarı şehri ele geçirilmemiş bir halde bıraktığı için pişmandı. Deni oradan ayrılır ayrılmaz bilgi ustalar kölelik düzene geri dönmüşlerdi. Ve şimdi ordular toplamak, kiralık askerler tutmak ve Deni'ye karşı ittifaklar kurmakla meşgullerdi. Bununla birlikte kendi kendini muhteşem ilan eden Cleon da bilgi ustalardan daha iyi değildi. Kasap kral köleliği Astapor'a geri getirmişti. Tek değişiklik artık eski kölelerin eski efendine de köle olmasıydı. Şimdi durum o kadar kötü ki soylular bile kendilerini köle olarak satmak istiyor. Çünkü aksi takdirde özgür hayatlarıyla başa çıkamıyorlar. Yiyecek yemek yok. Hayatı idare ettirecek imkan yok. Kölelik özgürlükten daha tatlı geliyor. Çünkü ancak bu şekilde hayatta kalacaklar. Hatta Deni kendini köle olarak satmak isteyenlerden Miren kasasını doldurmak için vergi bile alıyor. Bu yüzden merak ediyoruz ve soruyoruz. Her şey niye içindi? Ölüm ve sıtma seçenekleri arasında insanları sıtmayı ölüme seçmesi bir özgür seçim değildir. Hayli kimse özünde kendi özgür iradesiyle karar vermiyor burada. Özgürce atılmış bir karar yok yani. Ama Deni onların kendi özgür iradeleriyle bu seçeneği yaptığını düşünerek izin veriyor ve bundan para kazanmaya çalışıyor. Yani bir nevi
ticaretine en yakın ikinci eşeğe dönüştü ama farkında değil. Kraliçe daire öne çıktı. Nehir kıyısı kendilerini bu kart diye satmak için izin dilenen mirenlerle dolu. Sineklerden bile çoklar. Deni dehşete düştü. Köle mi olmak mı istiyorlar? Gelen asil doğumlular ve düzgün konuşuyorlar. Bu çeşit köleler kıymetlidir. Özgür şeylerde hoca, katip, yatak kölesi ve hatta şifacı da rahip olacaklar. Yumuşak yataklarda uyuyup iyi yemek yiyecekler ve malikanelerden yaşayacaklar. Bu arada her şeyi kaybettiler. Korku ve safahat içinde yaşıyorlar. Anlıyorum. Belki de o kadar şaşırtıcı değildi bu. Şu Astapor hikayeleri doğruysa Deni bir an düşündü. Kendini köle olarak satmak isteyen her adam bunu yapmakta özgürdür. Ya da kadın. Elini kaldırdı. Lakin çocuklarını satamazlar. Adamlar da karılarını. Astapor'da köleler her el değiştirdiğinde şehir fiyatın onda birini alır diye dedi Missandei Deni'ye. Biz de aynı şey yapacağız diye karar verdi Deni. Savaşlar kılıçlarla olduğu kadar altınla da kazanılıyordu. Onda biri, altın ya da gümüş sikke olarak yahut fil dişi. Mirenin safrana, karanfile veya at derisine ihtiyacı yok. Deni kendi öz eleştirisini yapmaya devam ediyor tabi. Deni o sabah kabul salonuna inmektense kumandanlarını bahçeye çağırdı. Fatih Egon batı diyar ateş ve kan götürdü. Lakin daha sonra onlara barış, refah ve adalet getirdi. Benim köle körfezine bütün getirdiğim ölüm ve tahrip bir kraliçeden çok bir kal oldum ve ezen ve yahmalayan ardından yoluna devam eden. Siz özgürlük de getirdiniz diye vurguladı Missandei'yi. Açlıktan kırılma özgürlüğü mü diye sordu Deni. Ölme özgürlüğü mü? Ben bir ejderha mıyım yoksa bir harpya mı? Ben deli miyim? Ekeli miyim? Bir ejderha dedi Sir Boras'ın saharetle. Miran batı diğer değil majesteleri. Ama tek şehri yönetemezsem 7 krallığı nasıl yöneteceğim? Şövalyenin buna verecek cevabı yoktu. Çocuklarımın iyileşmek ve öğrenmek için zamana ihtiyaç var. Ejderhaların büyümek ve kanatlarını denemek için zamana ihtiyaç var. Ben de aynı şeye ihtiyaç duyuyorum. Ben bu şehri Astapor gibi olmasına izin vermeyeceğim. Yukayn Harpiyası'nın benim özgür bıraktıklarımı tekrar zincire vurmasına izin vermeyeceğim. Deni arkasına döndü ve adamlarının yüzüne baktı. Yürümeyeceğim. Orada ne yapacaksınız kalesi diye sordu Rakaro. Kalacağım dedi Deni. Yöneteceğim ve bir kraliçe olacağım. Tozun ve ölümün üstüne inşa etmiş bir şehrin kraliçesiyim. Deni'nin delikanlıyı reddetmekten başka bir seçeneği yoktu. Yanma sırasında işlenmiş, bütün suçları kapsayan bir genel af ilan etmişti. Efendisine karşı ayaklayan köleleri de cezalandırmayacaktı. Buradan Zaro ve Deni'nin konuşmasına geçeceğiz. Ve Deni'nin eylemleri üzerine bir eleştirisi var Zaro'nun. Şimdi bu ikisinin konuşması Deni'nin amacının iyi olsa bile yöntemleri ve seçimlerin yanlışlığı ve çelişkilerin ışık tutmuş durumda. Kadim şehrin baş hanımı düşlerden kurduğu kudretli bir ordu tarafından çevrelenmiş. Hayır diye düşündü Deni. Ordumu kan ve ateşten kurdu. Mire'nin temel ticareti kölelik. Bu olmadan şehirde ticaret malı çok az ve bu da yoksulluğa sebep oluyor. Açlığa sebep oluyor. Şimdi Gisçer'i köle taciz yapan şeyler Varilya ile olan savaştığı yaşadıkları felaketlerdi. Bununla ilgili bir anlatımız var. Galaza Galere merhamet tapınağında insanların köle tacirine dönüşen şey felaketler de demişti Deni'ye. Ve ben de o köle tacirini tekrar insana dönüştürecek olan felaketim diye yemin etmişti Deni kendi kendine. Açıkçası Zaro Deni'nin düşmanı. Ancak Deni ile yaptığı konuşmada Deni'nin neler yaptığına dair bir eleştiri okları var. Ve olaya olabildiğince tarafsız bakarsak yani kim ona tamamen hatasız yani haksız olduğunu söyleyebilir ki? Tesadüfe bak ki tatlı şehrinde karaya çıktığımda nehrin kıyısında bir zamanlar malikanemde konuk ettiğim bir adamla karşılaştım. Ender bulunan baharatlarla ve kaliteli şaraplarla uğraşan bir tacir. Belden yukarısı çıplaktı. Teni kıpkırmızıydı ve soyuluyordu. Adam bir çukur kazıyormuş gibi görünüyordu. Çukur değil, hendek. Nehirlerden tarlalı su getirmek için. Fasulye yetiştirmek niyetindeyiz. Fasulye tarlalarına su lazım. Eski dostumun kazı işine yardım etmesi ne büyük bir incelik. Üstelik böyle bir iş onun için uygun bile değil. Ona seçme hakkı tanınmamış olması mümkün mü? Hayır, elbette öyle değildir. Miren'de hiç kölelik yok. Deni'nin yüzü kızardı. Arkadaşına yiyecek ve barınakla ödeme yapıldı.
Zenginliğini yere veremem. Miren'de nadide baharatlardan çok fasulyeye ihtiyaç var ve fasulye için su gerek. Dansçılarıma da hendek mi kazdıracaksın? Tatlı kraliçem, arkadaşım beni gördüğümde dizlerinin üstüne çöktü ve onu bir köle olarak satın alıp karta götürmem için bana yalvardı. Deni kendini tokat yemiş gibi hissetti. Öyleyse onu satın al. Eğer memnun olacaksan, onun memnun olacağını biliyorum. Zaro bundan önce getirdiği dansçıları Deni'ye hediye etmekle ilgili bir şeyler söylemişti. Ve Deni de onları özgür bırakacağını ifade etti. Çünkü onların dansçı olmasına efendilerinin karar verdiğini dile getirerek özgür iradeleri ile belki de başka bir şey yapmayı tercih edeceklerinden bahsetmişti. Sonra Zaro ve Deni arasında az önceki konuşmaya geçti. Şimdi dikkat ederseniz aslında Deni kendi sözleriyle çelişki bir hareket yapmış. Bir baharat tüccarını onun izni olmadan hendek kazması için görevlendirmiş ve karşına da yemek ve barınak vermiş. Yani adama bu zorla yaptırılıyor ve belli ki bu tarz fiziksel iş o adam için çok da uygun bir vazife değil. Yani adam özgür iradesi dışında yemek ve barınak karşılığında çalıştırıyor. Zarar da bunun kölelikten hiç de farklı olmadığını Deni'nin yüzüne çarpıyor. Çünkü gerçekten de birazcık öyle yani. Adam için yaşam şartları öyle kötü ki her şeyini kaybetmiş ve köle olup bu şehirden ayrılmak için Zaro'ya yalvarmış. Daha önce de insanların kendisini köle olarak satmasına izin veren altına okumuştuk zaten. Bu şekilde kölelik nasıl şimdi ortadan kalkmış oluyor ben anlayamadım. Siz anladıysanız bana açıklayın. Aslında sorun bu çelişkili ve hedefe ulaşmayan eylemlerden ziyade Deni'nin bu yanlışları fark etmiyor görünmesi. Şimdi kabul edilmeyen hata kendini tekrar etmeye mahkumdur. Miren içinde özgür insanın yaşadığı özgür bir şehirdir. Hayır, Miren bir zamanlar zengin olan yoksul bir şehirdir. Bir zamanlar şişman olan aç bir şehirdir. Bir zamanlar huzurlu olan kanlı bir şehirdir. Zara nükleyi görmezden geldi. Duymazdan geldi. Daenerys, sana karşı dürüst olmama izin ver. Bir dost dürüst olmalıdır. Miren'i zengin, şişman ve huzurlu bir yer yapamayacaksın. Bu şehre sadece yıkım getireceksin. Tıpkı Astapor'a getirdiğin gibi. Hazat boynuzlarında bir mücadele yaşandığını haber dersin değil mi? Kasap kral koşarak sarayına döndü. Kralın yeni lekesizleri de onun peşinden koşuyor. Bilge ustalar misallerini takip etmeli. Yunkai'yi bir kez esirgedim ama aynı hatayı tekrar yapmam. Bana saldırmaya cüret ederlerse sarı şehri yerle bir ederim. Ve sen Yunkai'ye yerle bir etmekle meşgulken tatlım, arkanda kalan Miren halkı ayaklanır. Gözünü tehlikelere karşı kapatma deneriz. Hadımların iyi askerler ama Astapor düştüğü anda Yunkai'nin gönderici orduyla kıyasla azlar. Azatlık kölelerim diye başladı Deni. Yatak köleleri, berberlere ve kiremit ustaları savaş kazanamazlar. Onları size verirsem benim duvarlarımı kim savunacak? Azatlı kölelerimin çoğu Astapor'da kölelik yapıyordu. Belki de bazıları Kleon'u savunmak ister. Bu tercih özgür insan olarak onlara aittir. Astapor'a özgürlük verdim. Şehri savunmak size düşer. Öyleyse hepimiz ölü sayılırız. Bize de özgürlük değil ölüm verdiniz. Gahal ayağa kalktı ve Deni'nin yüzüne tükürdü. Kimileri o zaman bile sizin geleceğinizi söyledi dedi dokumacı kadın. Sizi bir ejderha sırtında Yunkai kaplarının üzerinde uçarken gördüklerine dair yemin ettiler. Her gün sizi bekledik. Gelemedim diye düşündü kraliçe. Cesaret edemedim. Şimdi Deni Astapor'un yardım çağrına cevap vermiyor. Bunun için kendince sebepleri var. Ama sonucu değiştirmiyor elbette. Bozduğunu maalesef istese de düzeltemiyor. Ve herkesi kendi durumuyla baş başa bırakıyor. Aslında cesaret edemiyor gözüküyor. Özgürlüğüne kavuş eski köle bile aslında özgürlük yerine ölüm getirdiğini Deni'nin yüzüne vuruyor. Çünkü günün sonunda ölecekler ve Deni yardım etmiyor. Miren'deki özgürleştirdiği köleler için Astapor'daki özgürleştirdiği eski kölelerden vazgeçiyor. Dediğim gibi istemeye yapıyor. Eski efendiler de kendilerinin ölmemek için köle olarak satıyordu. Yani durum tam bir karmaşa şu an Essos'ta. Deni işte içinden bir türlü çıkamıyor. Ben daha önce bu yüzden bahsetmiştim. Deni'ye kaos içinde bir krallık vermemek lazım. Barış içinde her şeyin düzenli olduğu bir krallık vermek lazım. Ancak onu yönetebilecek kapasite gözüküyor. Yalıntılara devam ediyoruz. Bu güzel ve dürüst bir cevaptı. Ben asla savaş istemedim. Yunkai'leri yendim ama şehirlerini esirgedim. Halbuki şehri yağmalayabilirdim. Kral Kaleon onlara karşı yürüyüşe geçtiğinde krala katılmayı reddettim.
Şu anda bile astropor kuşatma altında olduğu halde harekete geçmiyorum. Ve kartlara hiçbir zaman zarar vermedim. Onları kurtaramazsınız Majesteleri, dedi Sir Barristan. Kral Cleon'u Yunkaya'ya açlı savaş karşı uyardınız. Adam aptaldı ve elini kanla kırmızıya boyamıştı. Ve benim ellerim daha mı temiz, dedi Dany içinden. Dair onun söylediği şeyi hatırladı. Bütün krallar kasap ya da et olmalı. Cleon düşmanımızın düşmanıydı. Eğer Hazat boynuzlarında ona katılmış olsaydım Yunkaylar ikimiz arasında ezilebilirdi. Kel kafa aynı fikirde değildi. Eğer Lekisleri güneye Hazat'a götürseydiniz Harpyon'un oğulları biliyorum. Ereo olanlar baştan yaşanıyor. Esmer ben planım kafası karışmıştı. Ereo kim? Tecavüz ve işkenceden kurtardığımı sandığım bir kız. Tek yaptım onun için daha kötü bir son hazırlamaktı. Ve Astroport'ta tek yaptım on binlerce Ereo yaratmaktı. Şimdi Dany'nin son alıntısı aslında Essos ve kölelik meselesinin neye dönüşünü çok iyi anlatıyor. Eğer Dany tüm bunlardan ders alırsa aynı hataları tekrar etmemesi gerektiğini öğrenmiş. Onun olarak Mesteros'a gelecek ve daha doğru, daha sağlam adımlar atacak. Ama öğrenemez ise aynı şeyler orada da benzer şekilde tekrar edecek. Elbette orada azat edilmesi gereken köleler yok ama bir şeyi düzeltmek isterken yaptım, oldum mantığı ile ileriye düşmeden yapmanın nasıl sonuçlandığını görmüş oldu. Ama görüyoruz ki Essos'ta köleliği kaldırma hayali tam bir çöp olmuş. Öyle olan bitenden sonra Dany'nin köleliği kaldırma hayali tutmuyor. Ve aslında o da vazgeçmiş gibi gözüküyor. Yunkai ve Astapor ve fazlasına el sürmüyor. Kölelik yeniden başlıyor ve ölenler bana göre boş yere ölmüş oluyor. Dany sadece en azından Miren'de köleliği kaldırmada başarılı olmayı ummuştu. Ama o da şimdi pek iyi gitmiyor gibi gözüküyor. Bundan sonrası hep alıntı şeklinde ilerliyoruz. Altın ve değerli taşlar kolaydı. Başka? Yunkai eskisi gibi köle ticaretine devam edecek. Astapor bir köle şehri olarak yeniden inşa edilecek. Siz müdahale etmeyeceksiniz. Yunkai ile ben şehirden henüz iki fersah bile uzaklaşmamışken köle ticaretini tekrar başlattılar. Geri döndün mü? Kral Cleon ona katılmam ve Yunkai ile adamlara karşı savaşmam için bana yalvardı. Adamın yalvarışlarını duymazdan geldim. Yunkai ile savaşmak istemiyorum. Bunu kaç kere söylemeliyim? Benden ne çeşit sözler vermemi istiyorlar? Çok az kaldı aşkım, dedi Hizadar. Deniye. Yunkai ile çok yakına gidecekler. Müttefiklerini ve yanaşmalarını da yanına götürecekler. Hepimiz istediğimizi almış olacağız. Barış, yiyecek ve ticaret. Limanımız tekrar açılacak ve gemilerin gelip gitmesine izin verilecek. Evet, buna izin verilecekler, dedi Dany. Ama savaş gemileri burada kalacak. İstedikleri zaman boğazımızı tekrar sıkabilecekler. Duvarlarımın dibinde bir köle pazarı kurdular. Duvarlarımızın dışında tatlı kraliçem. Yunkaylerin rahatsız edilmeden özgürce köle ticareti yapması barış şartlarından biriydi. Kendi şehirlerinde benim görebileceğim bir yerde değil. Bilgi ustalar Skhazhadan'ın hemen güneyinde kahverengi geniş nehrin köle körfezine döküldüğü yerde köle ağılları ve bir mezat yeri kurmuşlardı. Yüzüme karşı benimle alay ediyorlar. Gücümün onları durdurma yetmediğini anlatan bir gösteri düzenliyorlar. Hizadar zorlayarak omuzlarını silkti. Ama ayrılacaklar. Önemli olan bu aşkım. Yunkai küle ticaret yapacak, Miren yapmayacak. Anlaşma bu. Biraz daha dayan. Her şey bitecek. Dany, 7 elçiliğin ve kumandalığın zarar görmeyene dair söz vermişti. Fakat Yunkai'ler bu söze yetinmemiş ve Dany'den rehine talep etmişlerdi. Miren, 3 Yunkai soylusuna ve 4 özgür birlik kumandana karşılık kuşatma kampına 7 kişi göndermişti. Hizadar'ın kız kardeşi, 2 kuzeni, Dany'nin kan süvarisi Jihago, Amiral Greleo, Lekislerin kumandanı Kahraman ve Dairo Naharis. Oğullarım ölmek istemedi hepsi bu ve onlara Yunkai'lerin üzerine ejderhanızı salmak istemediğinizi söylediğimde beni yenilmiş olarak kabul ettiniz diye düşündü Dany ve yanınızı nasıl söyleyebilirim? Ve geldik nihayet son kısma. Ejderhalar ağaç dikmez. Dany'nin son povu ile kapatıyoruz. Video bitecek. Size daha önce bazı sorular sormuştum. Hani Dany geriye bakarsa ne olur? İçindeki ejderhayı kontrol edemezse ne olur? Mesela Viserys'in etkilerinden birini görüyoruz. Aslında bu pov buna işaret eden güzel bir povdur.
Yani kitapta Deni ağabeyini daha sık hatırlayıp yeni kitapta da Deni ağabeyini daha sık hatırlayıp düşünebilir diye bir kanaatim var. Zira gördüğümüz üzere Viserys'in 5 kitap boyunca muazzam bir etkisi olmuş. Ve son povda artık iyice bu etki görünüyor diye düşünüyorum. Bu povda yaşananlar Deni'nin sonunda kendisini bir ejderha olarak kabul ettiğini, psikolojisinin bu yönde ne kadar farklı olduğunu ve bir tür 6. ve 7. kitapta efendilere ve düşmanlarına ne kadar sert ve zalimce saldıracağını ima ediyor diye düşünmekteyim. Yani ejderhamız artık tamamen uyandı diyebiliriz. Ejderha yumurtaları neden sana verdiler? Onlar benim olabilirdi. Eğer bir ejderham olsaydı dünyaya sözlerimizin anlamını öğretebilirdim. Bunu Viserys söylüyor Deni'ye. Tabi Deni hayal görüyor aslında. Başka alıntılara devam ediyoruz. Parça parça yapıyorum bu anlatı. Önemli kısımları birleştirdim. Sen ejderhanın kanısın. Ejderhalar ağaç dikmez. Bunu unutma. Kim olduğunu unutma. Ne olmak için yaratıldığını unutma. Sözlerini unutma. Ateş ve kan dedi Deni salanan çimenlere. Unutmayın, bu son Pov artık Deni'nin kim olduğunu anladığı anı, yaşadığı aydınlanma anlatıyor. Ben ejderhanın kanıyım dedi çimenler yüksek sesle. Çimenler ilk kez cevap verdi. Ejderhalarını karanlığa zincirleyene kadar öyleydi. Drogon küçük bir kızı öldürdü. Kızın adı Deni küçük kızın adını hatırlayamadı. O kadar çok üzüldü ki bütün gözyaşları yanıp buharlaşmış olmasaydı ağlayabilirdi. Benim asla bir kızım olmayacak. Ben ejderhaların anasıydım. Evet dedi çimenler. Ama sen çocuklarına düşman oldun. Şimdi bizim söz konusu adı, kızın adı Hazeya. Ve Deni bu kızı bu andan önceye kadar rahatça hatırlıyordu. Böylece ejderhalarını kontrol edemezse ejderhaların neler yapabileceğini aklının bir köşesinde tutuyordu. Yani vicdanı sürekli bu kızın başına gelenlerden dolayı çok rahatsızdı. Ama şimdi kızın adını unutuyor. Hatırlamak istiyor ama hatırlayamıyor. İsim unutuldu. Vicdan mı soğuyor? Artık o korktan kurtulup yoluna devam edecek ve ejderhalarını kullanacak mı? Bence aynen öyle olacak. Jorah Mormont'un huş ses tonuyla asla dedi çimenlere. Siz uyarmıştın majesteleri. Bu şehri rahat bırakın demiştin. Sizin savaşınız batıda yerde olduğunu söylemiştin. Mirene aldı dedi. Mirene aldın dedi Sir Jorah. Ama yine de orada oyalandın. Bir kraliçe olmak için. Sen zaten bir kraliçesin dedi Jorah. Batı diyarda. Batı diyar çok uzakta diye sızlandı Deni. Yorgundum Jorah. Savaştan bıkmıştım. Dinlenmek, gülmek, ağaçlar dikmek ve onların büyüdüğünü görmek istedim. Hayır. Sen ejderhanın kanısın. Fısıldı giderek hafifliyordu. Sanki Sir Jorah geride kalıyordu. Ejderhalar ağaç dikmez. Bunu unutma. Kim olduğunu unutma. Ne olmak için yaratıldığını unutma. Sözlerini unutma. Ateş ve kan dedi Deni salanan çimenlere. Deni Drogon'a binip Dothrak denizine vardığında ejderhaya tekrar binip geri dönemiyor. Çünkü ejderha ona itaat etmiyor. Ama sonra kim olduğunu anlayınca ve kabul ettiğinde ejderha bir anda sanki telepati kurmuş gibi geliyor ve Deni onu rahatça sürmeye başlıyor. Artık Deni ejderhasını korkusuzca yönetebilir ve sözlerinin anlamını tüm dünyaya gösterebilir. Aslında bu biraz da ejderha ile arasındaki irade savaşıydı. Çünkü Ateş ve Kan kitabına baktığımızda eğer güçlü bir iraden yoksa ejderha sana itaat etmiyor. Elbette bu iradenin boyutu her ejderha için değişiklik gösteriyor muhtemelen. Mesela Balerion'a o kadar kolay kolay binemezsiniz. Yani bir Targaryen olsanız bile. Deni artık kendine geldi ve ejderha ile arasındaki bağ harekete geçti. İyice güçlendi. Drogon Deni'yi hissediyor ve geliyor. Deni adamın gidişini izledi. Atın ayak sesleri yerini sessize bıraktığında Deni çığlık attı. Sesi kısılana kadar bağırdı ve Drogon geldi. Burnundan dumanlar çıkıyordu. Çimenler ejderhanın önünde eğildi. Deni kan, ter ve korku kokuyordu. Ama bunun önemi yoktu. İlerlemek için geri dönmeliyim dedi. Çıplak bacaklarını ejderhanın boyuna doladı. Hayvanı tekmeledi ve Drogon gökyüzüne doğru fırladı. Deni'nin kamçısı kaybolmuştu. Deni ejderhayı kuzey doğru çevirmek için ellerini ve ayaklarını kullandı. Süvari o tarafa doğru gitmişti. Drogon yeterince istekli bir şekilde uçuyordu. Belki de binicisinin korkusunu koklamıştı. Arkasına dönersem kaybolurum diye başlayan söz görünüşe göre ilerlemek için geri dönmelim sözüne dönüştü ki şu yüzün maskeli aşağıyla ablamız da bilmeceli sözlerinden biri de buydu yanlış hatırlamıyorsam. İlerlemek için geri dönmelisin. Bu arada hazır bu kadından bahsetmişken
Onun da Deni'nin dostu olduğunu sanmıyorum. Onun üstünde etkisi iyi olacak diyemem. Bunu da artı parantezle belirteyim. Yani özetle elimizdeki bilgilerden görebildiğim kadarıyla Deni'nin özellikle 3 ejderhanın muazzam gücüyle gelecekte daha fazla yıkım getirme potansiyeli olduğu. Zaten Essos'ta yarattığı olumsuz etki bakıyoruz ki maalesef insanların iyi bir amaca sahip olmasının ve iyi niyetli bir şeyler yapmasının sonucu neyi nasıl yapacağını bilmiyorsan değiştirmediğini bize gösteriyor. Üstelik 6. kitapla birlikte efendilere karşı gerçekten ateş ve kan kusacağını öngörebiliriz. O ordulara karşı bu şart zaten. Yani işin ironik yanı da orduların çoğu kölelerden oluşuyor. Yine de Miren düğümünü düşünürsek başka bir çıkış yolu da yok. Ancak Deni gerçekten Fatih Aegon'a benziyor ve yavaşça zalim Maegor'a benzemeye başlayacak işaretlerini vermiş gibi. Sahip olduğu güç ve onu kullanırken hissettiği o duygular. Bunu en iyi batıya geldiğinde göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle yaşayacağı felaketleri düşünürsek kaçınılmaz. Artık ilk kitapta ev ve aile hayali kuran Deni yok. O masum çocuğu falan unutun artık. Orada sıkışıp kalmayın. Bu derenin üzerinden çok su aktı geçti. Nitekim Martin hikayesinin merkezinde güç olduğunu ve bu gücün insanları nasıl yozlaştırdığından bahsetmişti. Deni Pov'daki o tatlı küçük kızı aklınıza getirin. Gücün onu nasıl yozlaştırıp değiştirdiğini hayal edin. Kurgusal açıdan harika bir hikaye ve güzel bence. Yani güzel bir ders veriyor. Şahsen benim en çok okumayı sevdiğim karakter ve hikaye türlerinden biri. Tabi burada kafanız karışabilir. Yani Deni kötü biri mi olacak diye düşünenler olabilir. Yani bir Ramsay ve Euron ya da bir Cersei mi? Hayır. Deni iyi bir karakter. Ama bu onu şu ana kadar ölüm ve yıkım getirmekten alıkoymadı. Ve bundan sonra da alıkoymayacak. Zaten o kusursuz değil. Kusursuz bir karakter olmasını beklemeyin bu kitapta. Hiçbir karakter kusursuz değil. Hepsinin hatası, yanlışı, günahı oldu ve olacak. Martin zaten kahramanlarının kusursuz olmasını istemiyor. Bunu söyledi. Onlar kusur sahip olurlar, olabilirler demişti. Lakin iyi insanlar bile kötü şeyler yapabilir. Istat Eamon'un Stannis'ten daha iyi adamlar daha kötü şeyler yaptılar sözünü hatırlayın. İnşallah videomuzdan memnun kalmışsınızdır. Fikirlerinizi ve varsa sorularınızı yoruma beklerim. Yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz.